İyi akşamlar. Analizle karşınızdayız. Haftanın 3. işlem gününü geride bıraktık iç piyasalar açısından. Şu an ABD'de işlemler devam ediyor ve küresel borsa endekslerinin yön arayışında olduğunu söyleyebiliriz. Bugün Borsa İstanbul'da da önce yükseliş gördük. Açılış pozitifti. Sonra öğleden sonra satışların biraz daha öne çıktığı bir gün oldu. Özellikle başta demir çelik sektörü hisseleri olmak üzere bazı sanayi sektörü hisseleri endeksi baskıladı. Hepsine değineceğiz. Yarın için önemli notlar aktaracağız sizlere. Şimdi taç ekrana gidelim ve bugün iç piyasalardaki fiyatlamalara biraz daha yakından bakalım. BIST endeksi 1400 psikolojik eşiğine yakın bir kapanışla bugünü noktaladı. Gün içi seyrine bakalım. %0,53'lük kayıp. Az önce açılışta da söylediğim gibi açılış pozitifti. 1419'a doğru bir yukarı hareket. Sonra biraz daha satışlar öne çıktı. Kapanışa yakın 1401 puana kadar da bir geri çekilme gördük ve günün en düşük seviyelerine yakın bir seviyede 1402'de günü noktaladı BIST endeksi. Tabii bugün özelinde baktığımızda hem banka hem de önemli sanayi hisselerinde baskı vardı. Bankacılık endeksi %0,64 kayıp verdi. 1209 puanda gördük. Burada da açılış olumluydu. 1224'e kadar bir tırmanma ama öğleden sonra satışlar hızlandı. 1208'e doğru bir geri çekilme ve aynı BIST 100'de olduğu gibi bankacılık endeksinde de günün en düşük seviyelerine yakın bir kapanış izledik. Peki sanayi endekste nasıl bir görüntü var? Gün içi grafiğe baktığımızda dalgalı bir fiyatlama ve hemen hemen bankalarla aynı anda saat 1'den sonra satışlar hızlandı. 2476 puan günün en düşük seviyesiydi ve sanayi endeks bugün günün en düşük seviyesinde bir kapanış yaptı. %0,19 kayıp verdi diyebiliriz ve biraz da hisse bazında hareketlere bakalım. Bugün BIST 100'de hangi hisseler en çok değer kazanan ve değer kaybeden taraftaydı? Önce kazananlara bakalım. Konya Çimento, Kerevitaş Gıda, Kartonsan, Ege Gübre, Odaş Elektrik. Bu 5 hisse bugün borsa genelinden pozitif ayrıştı. Konya Çimento %7,8 primle öndeydi diyebiliriz. Bir de en çok düşenlere bakalım. Nuh Çimento, Bera Holding, Doğuş Otomotiv, Sasa ve Çimsa. Bu 5 hisse bugün BIST 100'de en çok değer kaybeden hisse senetleri oldu. En çok düşen %3,47 ile Nuh Çimento olarak dikkati çekti. Yine Bera Holding %3,2 son dönemde en çok kayıp veren hisse ki bugün Borsa İstanbul tedbir kararı açıkladı Bera Holding hissesinde. Hem açığa satış hem de kredili işlem yasağı getirildi bir aylık süre zarfında. Bunu da bir not olarak paylaşalım. Onun haricinde Sasa Polyester'deki %2,7'lik düşüş bugün sanayi endeksi baskıladı diyebiliriz. Hem Borsa İstanbul hem sanayi endekste ağırlığı yüksek olan bir hisse senedi diyelim. Ve buradan biraz da puan katkısına bakalım. Acaba BIST 100 endeksine bugün hem pozitif hem negatif anlamda puan katkısı açısından hangi hisseler öne çıktı? Önce tabii endeksin negatif etkileyenlere bakalım. Şu anki grafikte de görüyorsunuz. BİM, Ereğli, Sasa, Türk Hava Yolları ve Aselsan. Bu 5 hissedeki kayıplar bugün BIST 100'ün günü negatif tamamlamasında %0,5 kayıp vermesinde etkili oldu. BİM hafta başından beri endeksi negatif etkiliyor. 3. işlem gününde de düşmeye devam etti. Bugün -1,85 negatif katkı verdi BIST 100 endeksine. Ereğli -1,58'lik negatif katkı verdi. Özellikle tabii sadece Ereğli'de değil, Kardemir'de de sert satışlar var. Bir süredir devam eden bir baskı var Kardemir hissesinde. Ereğli'de de bugün öğleden sonra satışlar hızlandı ve endeksi negatif etkiledi. Onun haricinde az evvel BIST 100'de en çok düşenler arasında gördüğümüz Sasa Polyester de bugün BIST 100'ü baskılayan hisseler arasındaydı ve Türk Hava Yolları ile Aselsan hisselerindeki geri çekilme de bugün BIST 100'ün negatif bir kapanış yapmasında etkili oldu. Çok sınırlı pozitif katkıda bulunan hisseler de vardı. Bugün baktığımızda Anadolu Efes, Koza Anadolu, Şişe Cam, Hektaş ve Vestel bu 5 hisse bugün endekse en çok pozitif katkı veren hisseler oldu diyebiliriz. Peki işlem hacimlerinde öne çıkan kağıtlar hangileriydi? Türk Hava Yolları geçtiğimiz işlem günlerinde olduğu gibi bugün de Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacminin görüldüğü hisse oldu. Yaklaşık 1 milyar 84 milyon liralık hacim vardı kapanışta Türk Hava Yolları'nda. Emlak Konut GYO'da
1 milyar 58 milyon TL yaklaşık olarak, garantide 1 milyar 49 milyon liralık hacim gördük. Koza Altın ve Halkbank hissesinde de hacimler yüksekti bugün. Koza Altın'da 752.2 milyon lira, Halkbank hissesinde ise 676.6 milyon liralık işlem hacmi gördük kapanış itibariyle. Bu hisseler öne çıktı diyebiliriz. Peki bugün özelinde baktığımızda Borsa İstanbul'da en çok yükselen ve düşen sektörler hangileriydi? Bu endekslere bakalım. Bugün Borsa İstanbul'da en çok inşaat endeksi yükseldi. İnşaat hisseleri hareketliydi. %1.88'lik yükseliş gördük. Finansal kiralama factoring %1.85 prim yaptı. Özellikle Koza Anadolu madencilik hissesinin etkisiyle Borsa İstanbul madencilik endeksinin de %1.44 yükseldiğini izledik. Enerji şirketleri de bugün aslında pozitif diyebiliriz. Elektrik endeksi %1.14 yukarıda günü tamamladı. Orman kağıt basım endeksinde de %1.13'lük yükseliş gördük. Peki bugün en çok düşen sektör endeksleri hangileriydi? Spor, turizm, ulaştırma, ticaret ve metal ana sanayi. Bu endeksler en çok düşenler oldu. Aslında bir süredir en çok da hareketli olan sektör endeksleri bunlar. Özellikle spor ve turizm endeksi geçen hafta borsa genelinden pozitif ayrışmıştı. Yukarı doğru bir hareket izlemiştik. Bugün her iki sektör endeksi de düştü. Ulaştırma endeksi içinde tabii TAV, Pegasus, Türk Hava Yolları hisseleri var. O taraftaki kayıplar etkiliydi. Ticaret ve metal ana sanayi de bugün düşenler arasındaydı. Metal ana sanayi tabii ki Ereğli ve Kardemir aşağı çekti. Ereğli ve Kardemir hisselerindeki düşüş metal ana sanayi endeksinde de %1'lik kayba yol açtı diyebiliriz. Tabii haftanın 3. işlem gününü geride bıraktık. Acaba bu 3 işlem gününde BIST 100'de yükselen hisseler hangileri? Onlara bakalım. Şu ana kadar 3 işlem gününde, yani bu hafta BIST 100 %0.8 yükseldi. Çok sınırlı bir artış. Ama Deva Holding, Vestel, Halkbank, Kerevitaş Gıda ve Konya Çimento, bu hisselerde önemli yükselişler var. Deva'da %7.16, Vestel'de %6.85, Halkbank'ta %6.3, Kerevitaş'ta %6.02, Konya Çimento'da %5.72'lik prim var. Bu 5 hisse bu hafta borsa genelinden pozitif ayrışıyor. BIST 100'de de öne çıkıyor diyebiliriz. Tabii bu listede dikkati çeken hisselerden biri de Halkbank. Son dönemde bankacılık endeksinde de öne çıkan bir hisse oldu Halkbank, ki birazdan grafikte ayrıntısına bakacağız. Yabancı payında da, yabancı takasında da bir artış var. Değineceğiz ama yabancı takası demişken bugün kapanışta Borsa İstanbul'un yabancı oranı hangi seviyedeydi oraya bakalım. %42.42 tam olarak bu seviyede gerçekleşti bugün Borsa İstanbul'da yabancı oranı. Bir süredir çok ufak ufak da olsa yukarı doğru hareketlenme var. Ama tabii yılbaşından beri baktığımızda önemli bir düşüş yabancı payında. 1 Ocak'ta %49.02 olan yabancı oranı şimdi %42.42, ama son günlerde çok zayıf da olsa, sınırlı da olsa yukarı doğru bir hareketlenme var. Tabii Borsa İstanbul'un yabancı oranında gördüğümüz bu sınırlı artışların sebebi özellikle banka hisselerindeki yabancı işlemleri, yabancı takasının artması. Şimdi son bir ayda önemli banka hisselerinin yabancı oranı nasıl değişti ve hisse performansları nasıldı? Oraya bakalım bu grafikte. Mavi sütun grafikler bize son bir ayda bu hisselerin yabancı oranında ne kadar bir değişim olduğunu gösteriyor. Yapı Kredi hariç bankacılık endeksi içindeki önemli bankaların tamamında yabancı takası arttı. Az evvel son baktığımızda Halkbank'ın bu hafta ciddi yükseldiğini görmüştük. %6'lık bir prim, ki son bir ayda da yabancı payında %0.98 puanlık artış var. Yabancı oranı yükseldi ve son bir aylık performansı da %19'luk bir prime işaret ediyor. Bankacılık endeksi içinde son bir ayda en çok yükselen hisse senedi şu an Halkbank. Garanti tarafında 2.16 puan arttı yabancı oranı. Yine son bir ayda yabancı takası artan banka hisselerinden, ama çok daha sınırlı, %1.3 yükseldi sadece son bir ayda. Akbank'ta 0.98 puanlık artış gördük yabancı payında. Hisse ise %2 prim yaptı. Onun haricinde tabii grafiğe baktığımızda Yapı Kredi dikkati çekiyor. Bu önemli bankalar arasında
yabancı oranı azalan tek banka şu an. Son bir ayda 3.98 puanlık azalış var yabancı oranında. Hisse senedi ise bu süre zarfında %0.93 yukarı gitti. Yabancı oranı en çok artan ise TSKB, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası. Son bir ayda yabancı takasında 2.19 puanlık bir artıştan bahsediyoruz. Ama hisse performansı açısından son bir ayda en çok hangi hisse öne çıktı diye soracak olursak, Halkbank burada tabii ki dikkati çeken hisse, %19'un üzerinde bir getiri son bir ayda. Aslında yakın dönemde özellikle ABD'deki davaya ilişkin bazı spekülatif beklentiler fiyatlanıyordu. Halkbank bir açıklama yaptı KAP'ta ve bu söylemleri yalanladı. Ama hisse senedinde yukarı doğru hareketlerin devam ettiğini izledik. Son bir ayda da %19'a yakın bir primi var Halkbank hissesinin. Tabii hisse senedi piyasasında konuşurken döviz tarafındaki gelişmeleri de takip ediyoruz. Son dönemde Türk lirasında özellikle bu hafta önemli bir fiyatlama var aslında. 2 gündür düşüyor dolar TL ve buradaki temel sebep de tabii Merkez Bankası'nın yaptığı swap görüşmeleri olabilir fiyatlama açısından. Buna ilişkin de Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 4 ülke ile swap görüşmeleri yaptıklarını açıkladı. Kendisinin açıklamalarını izleyelim. Merkez Bankası'nın swap görüşmesi yaptığı ülkeler arasında İngiltere, Malezya ve bazı Asya ülkelerinin olduğu belirtildi. Swap görüşmeleri Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bankacılarla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından kamuoyunun gündemine gelmişti. Reuters'ın haberine göre swap için görüşülen ülkeler arasında İngiltere ve Malezya'nın olduğu kaydedildi. Güney Kore'nin de yer aldığı bazı Asya ülkeleriyle de görüşmelerin gerçekleştirildiği ifade edildi. Haberde görüşmelerin hızlandığı ve ilk anlaşmanın Azerbaycan'la yapılabileceği aktarıldı. Kavcıoğlu, bankaların genel müdürleriyle yaptığı toplantıda yeni swap anlaşmaları için 4 ülke Merkez Bankası ile görüşüyoruz. İkisiyle çok iyi noktaya geldik. Rezervlerin güçlendirilmesi hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız ifadelerini kullanmıştı. Merkez Bankası'nın Çin'le 35 milyar yuan, Katar'la da 15 milyar dolar tutarında swap anlaşması bulunuyor. Şimdi de küresel borsa endekslerinin seyrine bakalım. İşlemlerin devam ettiği ABD'de şu an karışık fiyatlamalar var. Dow Jones negatif bölgede, S&P 500 ve Nasdaq'ta da çok sınırlı yükselişler takip ediyoruz. Tabii hafta başından beri Fed üyelerinden, yetkililerinden gelen güvercin tondaki o mesajlar biraz destekledi hisse piyasalarını. Dün Nasdaq'ta yeni bir rekor gördük, tarihi zirveyi test etti. Ama bugün biraz daha yön arayışı var, biraz daha sakin bir fiyatlama var diyebiliriz. Güney Amerika'da Arjantin Merval şu an yatay negatif. Brezilya'da Bovespa %0.38 aşağıda görünüyor. Negatif fiyatlamalar. Bugün Avrupa'da da aslında satışlar etkiliydi. DAX'ta %1'in üzerinde satış gördük. 15.456 puanda günü noktaladı. Asya tarafında ise karışık fiyatlamalar izledik. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi hariç aslında baktığımızda aşağı doğru hareketlerin öne çıktığı bir gün oldu diyebiliriz. Ve bu küresel resmin ortasında BIST 100'ün de bugün öğleden sonra artan satışlarla %0.5 kayıp vererek 1402 puandan günü noktaladığını izledik. Peki tahvil tarafı şu an nasıl? ABD tahvil faizlerine bakalım. 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerine en son baktığımızda özellikle getiri eğrisinin yataylaştığını izlemiştik. Şu an itibariyle bakacak olursak ABD 10 yıllık faizi bugün kısmi biçimde yukarı gitti. %1.49 seviyesinde görüyoruz şu anda 10 yıllık faizi. Ama tabii son bir aylık grafiğe baktığımızda geçen hafta Fed'den gelen Shine Tone'daki mesajlara rağmen aşağı doğru bir eğilim var. 2 yıllık tarafta ise yükseliş hakim %0.26. 10 yıllık faizin grafiğinin tam tersi istikamette aslında yukarı gidiyor ve özellikle kısa vadeli faizlerin yukarı gitmesi, uzun vadelilerin aşağı gelmesi şu an getiri eğrisinde biraz yataylaşmaya yol açtı diyebiliriz ABD tahvil piyasasında. Peki döviz tarafında neler oluyor? Dolar endeksine bir bakalım. Geçen hafta önemli bir yükseliş izledik dolar endeksinde. Ama bu hafta Fed'den gelen güvercin mesajlarla yeniden 92'nin altına düştü. Bugün gün içi grafiğe baktığımızda 91,5 seviyesinden destek almaya çalıştığını izledik. En düşük 91.51'i test etti. Oradan toparladı. Şu an 91.78 seviyesinde diyebiliriz.
Hemen VIX endeksine de bakalım. Aslında dolar endeksiyle korelasyonu son derece yüksek bir gösterge ve S&P 500'de beklenen volatiliteyi ölçüyor VIX endeksi. Ve o taraftaki seyre baktığımızda geçen haftaya göre düşüş devam ediyor. Geçen hafta 20'nin üzerini görmüştük. 20.70 seviyesi test edilmişti. Şu an 16'ya yakın VIX endeksi ve korkunun, stresin, volatilite beklentilerinin biraz gevşediğine işaret ediyor diyebiliriz. Bugün aynı zamanda özellikle ekonomilerin gidişatına ilişkin önemli bir öncü veri. PMI verilerini takip ettik ki özellikle ABD tarafında imalat sanayinin, imalat tarafındaki aktivitenin güçlendiğine işaret etti bu veriler. Ve bu verilere ilişkin bir yorumu da yatırım finansman stratejisti Vahap Taş'tan yaptı. Onun açıklamalarını izleyelim. Amerika'da ulaştırma kalemi enflasyonda önemli bir yere sahip. Genel olarak biz alt kalemlerde de bakıyoruz. Bu ikinci el araçlara ilişkin olarak da şimdi Nisan-Mayıs rakamlarına bakıyorum. Aylık bazda, bu aylık rakamlar bu arada, yaklaşık %10 ve %7'lik bir artış var. Yani bu ciddi bir hareketlenme. Mesela açıklanan PMI'lar Powell'ı ciddi anlamda desteklemiyor. Hala enflasyonist risklerin devam ettiği, özellikle hizmet sektöründe, imalat sektöründe de ham madde sıkıntısı çeken şirketlerin olduğu belirtiliyor. Hatta yani önümüzdeki haftalarda göreceğiz. İstihdam edecek personel bulunamadığına dair de yine işte 16.45'te PMI geldi. Onun ona dair vurgular söz konusu. Yani enflasyon belki yılın önümüzdeki kalan döneminde bir miktar geri çekilebilir ama fiyatlardaki o yukarı yönlü risklerin ben çok çabuk dağılabileceği görüşünde değilim. Tabii burada şu da var, yani talep yönlü etkiler de söz konusu. Aynı şey Almanya PMI'da da aslında vurgulandı. Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar yavaş yavaş kalkıyor. Hizmetler sektörü yeni bir fiyat ayarlamasına gidiyor. Keza zaten imalat sektöründeki o üretici fiyat endeksinin yarattığı baskıyı da görüyoruz. Yani hala enflasyon riskler devam ediyor ama tabii Powell'ın burada öne çıkardığı konu biraz daha orta uzun vadeli. Zaten o yüzden ortalama enflasyon hedeflemesine gittiler. Ama ekonomik konjonktürde çok ciddi bir hareketlenme var. Yine PMI raporuna gönderme yapacağım. Ciddi bir ekonomik ısınma olduğuna dair yine orada bir vurgu söz konusu. Bunlar bize gösteriyor ki sıkılaşma geliyor, bu kesin, ama ekonomik anlamda ciddi bir ısınma söz konusu. Yani büyümenin ötesinde artık bir ısınma söz konusu. Burada artık Fed bir çıkmaza girecek. Bunu da muhtemelen önümüzdeki aylarda veya yılın sonunda bir sıkılaşma mesajı, ekstra bir sıkılaşma mesajı olarak da görebiliriz. Çok fazla şaşırtıcı olmaz. Powell şu an piyasadaki hareketliliği biraz daha rahatlatmaya çalışıyor ve o karar metninin şahin tonunu biraz daha yumuşatmaya çalışıyor diyebilirim. Şimdi de Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden önemli gelişmeleri özetleyelim. Türk Hava Yolları bugün itibariyle ABD'nin iki şehri Dallas ve Denver'a tarifeli uçuşlar başlatma kararı aldığını açıkladı. Bu yönde bir gelişme izledik ki son dönemde Borsa İstanbul'da öne çıkan hisselerden biri oldu. TAV Havalimanları ile birlikte önemli bir yükseliş hareketi sağladı diyebiliriz. Hemen o hisse performansına bakalım grafik eşliğinde. Bugün her ne kadar kayıp verse de Nisan'dan beri önemli bir yükseliş eğilimi içinde. 11 liranın altından başladı bu hareket. Şu anda 14,5 seviyesine yakın görüyoruz Türk Hava Yolları'nın hisse fiyatını. Özellikle önümüzdeki 3. çeyrek itibariyle, tabii 2. ve 3. çeyrek itibariyle gelirlerinde artış beklentisi ve geçen seneden bugüne baktığımızda endeksin altındaki performansı şu anda hisse senedini destekleyen temel katalizör gibi duruyor. Aselsan tarafıyla devam edeceğiz. Aselsan ise bir sözleşme imzaladı. Savunma Sanayi Başkanlığı ile yapılan bir sözleşmeden bahsediyoruz. Mobil kule ve mobil alçak irtifa hava trafik radar sistemi projesine yönelik bir sözleşme imzalandı. Toplam bedeli 2 dilim 52 milyon ABD doları ve 115 milyon Türk lirası olmak üzere bu büyüklükte bir sözleşme imzalandı ve bu sözleşme kapsamındaki teslimatlar 2026-2027 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ve bu gelişmenin de tabii Aselsan'ın hasılatı, gelirleri üzerinde olumlu etkisi olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Pozitif bir gelişme. Bugün %1.17'lik kayıp vardı hisse senedinde.
15 lira 16 kuruş seviyesinde günü noktaladı. Grafikten de görüleceği üzere Nisan'dan beri de çok yatay bir seyri var. Yılbaşından bugüne baktığımızda en düşük 14,5. Kapanış fiyatı en yüksek 18,96 TL'yi test etti Ocak ayında. Eczacıbaşı yatırımla devam edelim. Eczacıbaşı Yatırım Holding kendi şirketlerinden, grup şirketlerinden Eczacıbaşı ilaç paylarında alım yaptığını açıkladı bugün. Toplamda 132.820 TL nominal tutarda alım yapılmış ve alım yapılan fiyat bandı da 5.82, 5.87 TL olarak açıklandı. Eczacıbaşı ilaçın hisse grafiğine bakalım. Eczacıbaşı Yatırım Holding geldi. Mümkünse Eczacıbaşı ilacı da rica edeyim arkadaşlardan. 38.84 TL şu anda Eczacıbaşı Yatırım Holding hissesi. Bugün %0.7 primliydi. Özellikle Şubat ayında 60 liranın üzerini görmüştük. Sonra bir düşüş trendi geldi. Ve Eczacıbaşı Yatırım'ın alım yaptığı Eczacıbaşı ilaç hisse grafiğini şu an görüyorsunuz. Bugün %0.51 primli, borsa genelinden pozitif ayrıştı. Muhtemelen Eczacıbaşı Yatırım'ın yaptığı alımlar bu harekette etkili olmuş olabilir. Toplam 132.820 TL nominal tutarda alım yapıldı bugün Eczacıbaşı İlaç Sınai şirketinin hissesinde. Ama tabii bugün özelinde bir miktar yükseliş olmasına rağmen Şubat ayından beri önemli bir düşüş trendinde. 8.85'ten 5.74'e kadar düştü ve Haziran ayının ortasından itibaren biraz daha toparlanma çabası öne çıkıyor diyebiliriz. Zorlu Enerji ise borçlanma aracı ihracı yapmak için Sermaye Piyasası Kurumu'na başvuruda bulundu bugün itibariyle. Toplam ihraç edilmesi planlanan menkul kıymetlerin tavan tutarı 950 milyon TL tutarında ve nitelikli yatırımcılara satış gerçekleşecek. Bu yönde bir başvuru. SPK'dan da onay gelirse toplam 950 milyon TL'ye kadar yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edecek Zorlu Enerji. Hisse grafiğine bakalım. Bugün yatay bir kapanış. 1.89 TL'de gördük hisseyi ve bugünkü kapanış fiyatı aynı zamanda hissenin yılbaşından bugüne test ettiği en düşük kapanış fiyatı. Ocak ayında 3.15 TL'yi görmüştü. Bugün geldiğimiz noktada 2 liranın altında fiyatlamalar devam ediyor. Anadolu Isuzu tarafına bakalım. Anadolu Isuzu tarafında ise 15.9 milyon TL, euro tutarında bir sözleşme imzalandı. Burada Gürcistan'ın Tiflis kentinde yapılacak olan bir işe yönelik sözleşme imzalandığını görüyoruz. Toplu ulaşım aracı teslimatı ve bu ulaşım araçlarının satış sonrası hizmetlerini yerine getirmek üzere bir anlaşma sağladı Anadolu Isuzu ve bu iş karşılığında toplam 15.9 milyon euroluk da bir gelir elde etmesi bekleniyor diyelim ve bu siparişleri de 2021 yılı içerisinde teslim etmeyi planladığını belirtiyor şirket KAP açıklamasında. Hisse performansına baktığımızda bugün %0.49'luk görece sınırlı diyebileceğimiz bir kaybı vardı. 16.32 TL seviyesine gördük hisseyi ve yılbaşından bugüne baktığımızda 15.65, 23.22 fiyat bandında dalgalı fiyatlamalar öne çıkıyor. Ve TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafında ise bir sermaye artışı söz konusu olacak. Bedelli sermaye artışı yapılacak. Şu anda mevcut sermayesi TSKB GYO'nun 500 milyon TL tutarında. Bunu %30 oranında, yani mevcut çıkarılmış sermayesinin %30'u oranında toplam 150 milyon lira arttırmayı planlıyor. Böylelikle yeni sermayesi 650 milyon TL olacak TSKB GYO şirketinin. Buna ilişkin de bugün yönetim kurulu bir karar vermiş görünüyor. TSKB GYO'nun TSKB GYO'yu rica edeyim arkadaşlardan. Tabii bu bedelli sermaye artışı sonrası hissede bir bölünme de olacak. Yönetim kurulu bu yönde bir karar almış. Sermayesinin 650 milyon TL'ye yükseleceğini bu yönde bir açıklama olduğunu söyleyebiliriz. Polisan Holding'le devam edelim. Polisan Holding bağlı ortaklığına ait bir taşınmazın 81.8 milyon TL'ye satıldığını açıkladı. %100 bağlı ortaklığı Polisan Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin mülkiyetinde bulunan toplamda 30.150 metrekarelik bir
taşınmazı sattı şirket ve bundan 81.8 milyon TL'lik gelir elde ettiğini öğrenmiş olduk bu açıklamayla beraber. Polisan tarafında hisse performansı bugün %0.37'lik düşüşe işaret etti ve sadece bugün değil, aslında baktığımızda yılbaşından bugüne düşüş eğilimi var. 4 liranın üzerinden bugün geldiğimiz noktada 2 lira 70 kuruşa doğru uzanan bir düşüş trendi izledi şirket. Öne çıkan bu şirket gelişmelerini özetledikten sonra diğer şirket haberlerimiz var, onları da izleyelim. Türkiye Sigorta ve Türkiye Emlak Katılım Bankası işbirliği anlaşmasına imza attı. Bu kapsamda Türkiye Sigorta'nın katılım sigortacılığı esaslarına uygun elementer, hayat sigortaları ve emeklilik ürünleri 5 yıl boyunca Emlak Katılım Bankası şubelerinden satın alınabilecek. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, yeni ekonomi programında öncelikli konu olarak belirtilen katılım sigortacılığı konusunda önemli adımlar attıklarını söyledi. İnege Türkiye 300 milyon euro tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi sağladı. Sendikasyon kredisine 11 ülkeden 22 bankanın katılımıyla imza attı. Dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti LIBOR artı %2,50 ve EURIBOR artı %2,25 olarak gerçekleşti. Türksel yatırımlarına devam ediyor. Kurum bu kapsamda 2020 sonu itibariyle Türkiye'ye toplamda 50 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi. Türksel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu aynı hızda yeni yatırımlarımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Bülent Aksu 4.5G teknolojisiyle mobilde 1.6 gigabit, fiberde ise 10 gigabitlik hızı müşterilerle buluşturduklarını bildirdi. Cengiz Holding'in iştiraki Etibakır 9 işletmesine ait su ve karbon ayak izini çıkardı. Etibakır Genel Müdür Yardımcısı Asım Akbaş, İzmir, Kastamonu, Samsun, Giresun, Artvin, Adıyaman, Siirt ve Mardin işletmelerini kapsadığını ifade etti. Çimsa, yurtdışı 4 iştirakini ana hissedarı Sabancı Holding'le birlikte ortak olduğu Çimsa Sabancı Sement BV'ye sattığını açıkladı. Tutarsa 38.6 milyon dolar olarak açıklandı. Hepsi burada. Dünya teknoloji devlerinin kote olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Nasdaq borsasında halka arzı için yatırımcı görüşmelerini başlattı. Halka arz fiyatının hisse başına 11 dolarla 13 dolar arasında olması bekleniyor. Duru Bulgur, Türkiye'nin 2000 yıllık yerli buğdayı olan Ahmet Buğdayı'nın yeniden tarım sanayine kazandırılması amacıyla Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ile ortak bir projede buluştu. Proje kapsamında Türkiye'de ağırlıklı olarak kıraç arazilerde ekimi gerçekleştirilen buğdayın daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor. Duru Bulgur Onursal Başkanı İhsan Duru, son derece değerli olan Ahmet buğdayının özellikle ihracat pazarlarında büyük bir ilgi göreceğine inanıyoruz dedi. Şimdi yorum alacağız. Gedik Yatırım, yatırım danışmanı Eda Karadağ bizlerle. Eda merhaba, hoş geldin yayına. Merhabalar Uğur, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Öncelikle tabii Borsa İstanbul'u sormak istiyorum. O sıkışma bandından bir türlü çıkamadı Borsa İstanbul. Yukarıda 1465'i kıramadı. Aşağıda da şimdilik 1400 üzerine tutunma çabası var gibi görüyoruz. Bu bant ne zaman kırılır? Yani ne zaman tekrar bir trend izleriz sence borsada? Mevcut senaryoları nasıl değerlendiriyorsun ve sence hangi kritik seviyelere dikkat etmek lazım? Senin de ifade ettiğin gibi ciddi anlamda bir sıkışma var. Hala belirttiği seviyeleri kıramadığımızı gözlemliyoruz. Dolayısıyla 1460'ların üzerinde çok ısrarcı bir seyir oluşturamadığı için yukarı yönlü hareketinde zayıf kalıyor. Şimdilik aslında uzun vadeye baktığı zaman grafiğine Mart 2020'den bu yana devam eden bir yükselen trendi var. Ve özellikle geçtiğimiz hafta NATO Liderler Zirvesi sonrası başlayan o düşüşle beraber yine de biz bu trendi çok sınırlı altına geçebildik 1378'lere kadar. Sonrasında tekrardan trend içerisinde fiyatını korumaya çalıştı. Yani en azından uzun vadede hala yükselen trendini koruyor olması satışları sınırlı da olsa sınırlı kılıyor. Ancak biz yine de net bir şekilde Borsa İstanbul'da yönümüzü yukarıya çevirdik diyemiyoruz. 1400 puan üzerinde sınırlı tepkiler var. Hacim konusunda zaten destek bulamıyoruz. Türk varlıklarında belki bugün bir miktar
dolar karşısında bir put sipariş mi görülse de özellikle kurlar tarafındaki oynaklığın etkisi aslında borsa cephesinde de bir baskı yaratıyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da da aslında sınırlı tepkiler gözlemliyoruz. Şimdi biz 1460'a kadarki olan o yolculukta izleyeceğimiz nokta ara bir direnç olarak 1425'ler olarak karşımıza çıkıyor. Yani Borsa İstanbul eğer ki 1425'leri teknik olarak aşamıyorsa bu doğrultuda bu hareketi bir tepki yükselişi olarak yorumlayabiliriz. Ve sonrasında bunun satışlarla devam etmesini bekleyebiliriz. Dolayısıyla bence hala kritik noktalarda olduğumuzu ben gözlemliyorum. Yani 1400 puan üzerinde sınırlı bir tutunma çabası var ama yine de çok güçlü bir görünüm yok. Bir haber ya da dışarıdaki bir satış 1400 puanın altına doğru satışları da beraberinde getirebilir. Şu anda biraz Fed Başkanı Powell'ın etkisi vardı dünden bu yana. Temsilciler Meclisi'nde bir sunum gerçekleştirdi. Öncesinde zaten sunum yayınlandı ve piyasaya verildi. Ve sunumun detaylarına baktığın zaman geçtiğimiz haftaki o Şahin Fed'i kırmaya çalışan bir başkan Powell vardı karşımızda. Enflasyon konusunda özellikle geçici beklediklerinin yükselişi, %5'in öngörülebilir olmadığını, dolayısıyla gerçek enflasyonu görene kadar da faiz artışı konusunda aceleci olmayacaklarını ifade ettiler. Dolayısıyla biraz piyasayı yatıştırarak en azından risk iştahını toparlamaya çalıştı ve Amerika borsaları başta olmak üzere birçok borsada zaten alımların geldiğini de görmüş olduk. Ama baktığın zaman küresel tarafta hala çok güçlü bir risk iştahı yok. Konuştuğumuz konu başlıkları hala aynı. Her ne kadar Fed piyasayı yatıştırıyor desek bile yine de gelecek veriler ve önümüzdeki günlerde Fed üyelerinin konuşmaları bence oldukça önemli olacak. Yani iyi gelen bir veri Fed'in politikasını değiştirebilme ihtimalini güçlendirirse zaten bu doğrultuda hisse senetlerinde satışları da beraberinde getirebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir süre daha ben Borsa İstanbul'da özellikle 1460 seviyelerinin üzerine yerleşebilecek bir güçte olduğunu düşünmüyorum. Özellikle piyasalarda o kadar alımları güçlü olduğu dönemde bile 1460'ların üzerine geçememiştik. Biz zaten şu Mart ayında Merkez Bankası değişimi sonrası bir teknik görünümde bozulmaya başladık. Temel anlamda bizi destekleyen gelişmelerin bulunmamasıyla hala net bir şekilde aslında yönümüzü yukarıya çevirmekte zorlanıyoruz. Evet, Merkez Bankası aktif bir şekilde rol oynuyor. Piyasada iletişim kuruyor. Kredibilitesini arttırıyor. Yeni swap anlaşmaları gündemde. Bunlarla ilgili görüşmeler devam ediyor. Evet, Türkiye normalleşme yolunda ilerliyor. Aşılama konusunda oldukça hızlandı. Artık 1 Temmuz sonrasında yasaklar da kalkacak ve eski günlere geri dönülecek. Ama buna rağmen yine de bir takım jeopolitik riskler, bir takım kırılganlığın etkisi aslında fiyatları baskıladığı için biz net bir şekilde yön yukarı diyemiyoruz ve bir süre daha diyemeyebiliriz diye düşünüyorum. Evet, bu kararsız yönsüz seyirden bahsettin ki bir süredir aslında Borsa İstanbul'u taşıyan hisselerde de yorulma işaretleri var. Örneğin birkaç gündür bakıyoruz, demir çelikte sert satışlar izledik, işte bugün de Ereğli düştü. Kardemir günlerdir düşüyor. Yine endekste ağırlığı yüksek BİM hissesinde baskı görüyoruz. Yani geçmişte prim yapan bu hisselerin satış yemesi acaba bir para çıkışı olduğu ve ciddi yorulma sinyalleri aldığımız biçimde mi yorumlamak lazım? Sen nasıl okursun buradaki fiyatlamayı? Şimdi bahsettiğim hisselerde özellikle demir çelik tarafında Ereğli'de borsanın en kötü olduğu zamanlarda bile Ereğli kendi iç hikayesiyle tutunmaya çalışıyordu. Oldukça güçlüydü ve aslında hala orta ve uzun vade açısından demir çelik sektörüne dair beklentiler olumlu korumaya devam ediliyor. Yani bunlar biraz daha kısa vadeli düşüşler şeklinde yorumlanabilir diye ben düşünüyorum. Şimdi burada tabii ki özellikle demir çelik tarafını etkileyenler neydi? Doların güçlenmesi, emtia fiyatlarındaki düşüş zaten bu tarafı biraz daha baskıladı. Dolayısıyla hem teknik açıdan da çok yükselmesinin de vermiş olduğu bir yorgunlukla birlikte en azından bu şekilde bir aşağı yönde tabii ki bir tepki oluşturdu. Bu hareketiyle beraber senin de tabii ifade ettiğin gibi piyasada bir panik havası oluşuyor. Yani artık Ereğli'de yükseliş son mu buldu? Artık bundan sonra yönünü yukarıya çeviremeyecek bir sorularıyla karşılaşıyoruz. Ama bunu söylemek için bence erken, yani orta ve uzun vadede hala olumlu görüşümü korumaya devam ediyorum. Dolayısıyla kısa vadeli bu düşüşleri belki yatırımcılar değerlendirebilir düşüncesindeyim.
Bir tarafında da özellikle teknik tarafta baktığı zaman Uğur 65 liraların üzerine doğru tepkisi de sınırlı kalıyor. Zorlandığı için buradan satışlarla karşılaşıyoruz. Ve aslında bir süredir bin tarafında teknik görünümde de bir alçalan trend altında fiyatlanırken son dönemde bu trendi kırmasıyla zaten alımları 65 liranın üzerine çıkardı. Dolayısıyla aslında teknik görünümde şimdilik çok ciddi bir bozulma yok ama 62 liraların altında kapanışlar bu doğrultuda BİM'de de aslında aşağı yönlü hareketi tetikleyebilir düşüncesindeyim. Dolayısıyla biraz dikkatli olması gerek. Özellikle borsaya dair bu kadar olumlu bir beklentim bulunmazken biraz tabii ki hisseler bazında da zaman zaman ayrışmalar görülüyor ama hem emtiaların durumu hem dolardaki oynaklık derken biraz karışık bir tablo oluşturmuş durumda. Dolayısıyla şimdilik eriyip BİM'de kısa vadeli düşüşler görülebilir ama belli destek noktalarından gelebilecek tepki alımlarıyla en azından kayıplarını telafi eder düşüncesindeyim. Az evvel yorumunun içinde bazı hisselerde ayrışmalar olabiliyor dedin. Mesela banka hisselerinin bazılarında ciddi ayrışmalar görüyoruz son dönemde. İşte Halkbank'ta ciddi primler var. Yine yabancı takaslarına bakıyoruz. Garanti'de, Akbank'ta, Halkbank hissesinde yabancı payında bir miktar artış var son haftalarda. Bu işaretleri nasıl yorumlarsın? Şimdi borsamız genelinde yabancı ilgisi hala zayıf. Ama bazı banka hisselerinde yabancı ilgisi var. Bunu acaba önümüzdeki dönemde borsa düşse bile bazı banka hisseleri güçlü kalabilir, ucuzluk hikayesi de var şeklinde mi yorumlamak lazım yoksa başka türlü mü yorumlamak lazım? Sen neler söylemek istersin? Bankacılık endeksinde zaten son dönemlerde bir miktar bir toparlanma hareketi izliyorduk. Bunu daha önceki yayınlarımızda da seninle beraber değerlendirmiştik. Dolayısıyla aslında yine sınırlı o hareketini korumaya çalışıyor. Ama çok güçlü olamadığını gözlemliyorum. Evet, ifade ettiğim hisselerde özellikle yabancı girişlerinin bir miktar desteklemesiyle aslında o hisselerde ayrışmalar dikkat çekiyor. Yani mutlaka biz yabancı ilgisizliği var diyoruz ama bazı şirketlere baktığımız zaman özellikle hani o şirketlerin veya sektörlerin kendi hikayeleri nedeniyle yabancı girişlerin olduğu gözlemleniyor. Sadece geçtiğimiz dönemlere göre biraz daha zayıf kaldığı için tam olarak destekleyemediğini gözlemliyoruz. Aslında biraz bankacılık endeksi için hikaye Fed'e bağlı olacaktır düşüncesindeyim. Yani sonuçta her ne kadar piyasayı yatıştırsalar bile açıklamalarıyla yine de er ya da geç bir şekilde ilk politikasını değiştirecek Merkez Bankası Fed olarak karşımıza çıkıyor. Amerika ekonomisinde ciddi bir toparlanma var ve bu doğrultuda gelen veriler özellikle de istihdam tarafı ne zaman Fed'i ikna ederse biz zaten yavaş yavaş varlık alım programında bir azaltma adımı görebiliriz. Belki yılın sonlarına doğru bile başlayabilir o. Dolayısıyla biraz Fed'le beraber bu iş şekillenecektir düşüncesindeyim. Yani eğer Fed şahinleşirse bu durum hisse senetlerinden çıkışlara, bankalar tarafında da olumsuz bir şekilde fiyatlanmaya neden olabilir. Yani tam olarak bir toparlanma hikayesini konuşurken Fed bütün senaryoları değiştirebilir düşüncesindeyim. Dolayısıyla piyasalarda bir süre daha Fed riski olduğu için ben çok sağlıklı bir görünüm beklemeyebilirim. Bizim içeride zaten Merkez Bankası'nın duruşu belli. Sıkı duruşunu korumaya devam ediyor. Enflasyon mücadeleye devam ediyor ve en azından yılın son çeyreğine kadar mevcut duruş korunacağı ifade edildi. Yani bununla ilgili şimdilik sürpriz bir durum yok. Zaten açıklamalarla beraber biraz daha şekilleniyor beklentiler ama biraz gözleri dışa çevireceğiz. Dışa bağlı olarak hareketler gözlemlenebilir diye düşünüyorum. Zaten bankacılık endeksinin tekniğine de baktığımız zaman evet yukarı yönde tepkiler var ama çok güçlü değil. Bir miktar sanki biraz daha tepki yükselişi gibi de yorumlanabilir düşüncesindeyim. Daha kısa vade içerisinde güçlü alımlar gelmeyebilir diye düşünüyorum. Biraz gelişen ülke kurlarını da konuşalım istersen. Çünkü işte birkaç gündür TL'de değer kazanımı var. Swap haberleri tabii biraz etkili. Onun haricinde Brezilya Real'inin dolara karşı değer kazandığını görüyoruz. Hatta geçen hafta Fed'den gelen şahin mesajlara rağmen güçlü durdu. Tabii Merkez Bankası faiz arttırması orada etkiliydi. Ama bu hafta biraz Fed'den güvercin tona kaydı sanki mesajlar. Son gelişmeler çerçevesine baktığında hem TL hem de diğer gelişen ülke para birimleri için nasıl bir senaryo öngörüyorsun? Oynaklık oldukça yüksek. Yani geçtiğimiz hafta şahin bir Fed vardı. Bu hafta güvercin bir Fed olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu durum da aslında piyasaları çok da ikna etmiyor. Sadece sınırlı bir tepki olduğunu gözlemliyorum. Yani en azından piyasa şimdilik
Fed'in hızlı bir aksiyon almayacağı beklentisini fiyatladığı için kayıpları telafi ediyor geçtiğimiz haftadan bu yana. Ama bundan sonraki süreçte gerçekten veriler çok belirleyici olacaktır. Şimdi gelişmekte olan ülkeler açısından o yüzden çok zorlu bir süreç. Yani Fed'in atacağı her adım onları da etkileyecek. Eğer Fed politikasında bir sıkılaşma yolunda adım atmaya başlarsa bu doğrultuda zaten Türkiye'de dahil olmak üzere bütün gelişmekte olan ülkelerde satışlar hızlanabilir. Yani bunda doların güçlenmesiyle beraber haliyle bu GOP'ların da dolarına değer kaybetmesi demek. Buralardaki oynaklığın daha da artması anlamına gelecektir. Şimdi her ülkenin kendi hikayesi var. Özellikle salgınla mücadele döneminde tabii ki birçoğumuz zaten çok olumsuz algıladık her şeyi. Oldukça ekonomilerde de hasarlar oluştu. Bir şekilde politikalarıyla toparlamaya çalışıyorlar. Ama yine de Fed riski dolayısıyla şimdilik çok güçlü girişler oluşamıyor. Yabancı girişlerinden çok fazla destek bulamadığını da gözlemliyoruz. Dolayısıyla çok karışık seyirler var. Yani bir gün dolara karşı alıcılı olan gelişmekte olan ülke para birimleri diye ertesi gün tam tersi satıcılı bir şekilde karşımıza çıkabiliyorlar. Dolayısıyla bu tablo da tabii ki güven veremediği için karşı tarafa yabancı girişlerinin ben biraz daha sınırlı kaldığını ve bu nedenden bir süre daha sınırlı kalabileceğini öngörmekteyim. Dolayısıyla bir süre daha oynaklık yüksek duracak gibi duruyor GOP'lar tarafında. Evet, oynaklıktan bahsettin. Fed üyelerinden gelen mesajların piyasa etkilerini anlamaya çalışıyoruz ki oldukça karışık mesajlar. Ama mesela dün Nasdaq'ta yeni bir rekor geldi. Bugün ABD borsaları yine yatay yönsüz bir seyir izliyor. Tabii bu noktada Fed'den gelen bu sözlü yönlendirmelerle gelecek adına baktığında sence borsalara para girişi sürebilir mi? Hem ABD hem küresel çapta baktığında yoksa yavaş yavaş zirvelere yaklaşıyor muyuz küresel borsa endeksleri için? Şimdi Nasdaq tarafıyla başlayalım istersen. Onda özellikle tahvil faizinin gevşemesiyle beraber biraz teknoloji hisseleri rahatladı ve dolayısıyla Nasdaq endeksinin daha hızlı bir şekilde toparlanmasını destekledi. Diğer taraftan S&P'de doldu aslında zirvelere yakın noktalardan dönüşler almıştık. Onlarda bir miktar daha yani yukarı yönde eğim daha hızlı gerçekleşebiliyor Nasdaq'a nazaran. Ve özellikle Fed güvercin duruşunu kısa vade içerisinde koruduğu takdirde evet ABD borsalarında alımların bir miktar daha hızlanmasını beklerim. Ama ne zaman ki o Fed'in şahinleşmesi daha da güçlenir yani o sıkılaşma konusunda daha da net mesajlar vermeye başlarlar. Bu doğrultuda geçen hafta gördük zaten fiyat hareketini. ABD borsaları başta olmak üzere küresel borsalarda satışları da beraberinde getirebilir düşüncesindeyim. Dolayısıyla kısa vade için biraz daha pozitif bir görünüm olursa da orta ve uzun vadede görünüm daha çok Fed'e bağlı olarak şekillenecektir. Yani şu anda da mesela özellikle Powell sonrası dünden beri zaten ABD borsalarında olumlu alıcılı seyirler var. S&P'de de tekniğine bakacak olursam en azından hala ortalamaların üzerinde olduğunu gözlemliyorum. Zaten 4255'lerde yani bugün de rekora yakın noktalarda bir en yüksek seviyesini test etti. En azından bu tarz böyle piyasanın sakinleştiği, risk iştahının normalleştiği dönemlerde S&P ve Dow tarafında yeni rekor seviyeler, yeni zirve seviyeler test edilmesini bekleriz. Ama sen de biliyorsun zirvelerin ardından kar satışları geliyor ve piyasada özellikle temel anlamda onu destekleyebilecek bir hikayenin bulunmaması zaten yeni zirve seviyeleri test edilmesini de zorlaştırıyor. Bu açıdan biraz daha kritik. Yani kısa vade için pozitif ama orta vade açısından değerlendirecek olursam biraz Fed'e bağlı olacak diye düşünüyorum. Şimdi teknoloji hisselerinin yukarı gitmesinde uzun vadeli ABD tahvil faizlerinin düşmesi etkili dedin ama mesela kısa vadeli faizlere bakıyoruz. 2 yıllık gösterge tahvil faizi ABD'de geçen haftadan sonra sert biçimde yukarı gitti. %0.27'ye yakın görüyoruz şu anda. Tabii getiri eğrisi de biraz yataylaştı. Bunu neye bağlarsın? Yani kısa vadeli faizler yukarı gidiyor sert biçimde, uzun vadeli faizler aşağı geliyor. Buradaki hareketlenmeyi hem diğer varlık sınıfları için hem de tahvil piyasasının gidişatı için nasıl okumak lazım sence? Tahvil piyasası açısından da oldukça oynaklık yüksek olduğu günlerden geçiyoruz. Aslında geçtiğimiz hafta Fed sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yukarı yönlü eğim biraz daha sınırlı kaldı, kısa soluklu oldu. Daha çok dolar aslında pozitif seyrini korumaya çalıştığını gözlemledik. Yani biraz uzun vadeli tahvilde
etkisinin sınırlı kaldığını görmüş olduk. Ama senin de ifade ettiğin gibi kısa vadeli tahvil tarafında hala bir yükseliş eğilimi söz konusu. Biraz tabii ki beklentiler sürekli değişiklik gösterebiliyor. Yani tabii ki Fed'in sözlü yönlendirmesi oldukça etkili. Ama bir yandan da gelecek ekonomik veriler daha da etkili olacaktır düşüncesindeyim. Yani iyi veriler geldiği sürece dolayısıyla tahvillerdeki oynaklık da bir o kadar değişiklik gösterebilir. Yani şu anda birazdan net bir fiyatlama olduğunu düşünmüyorum. Tahvil piyasasında da kararsız bir görünüm söz konusu. Çünkü tamamen piyasa FED tarafına ikna olmadığı için ne hisse senedi tarafında ne tahvil tarafında aslında sağlıklı bir fiyat hareketi oluşamıyor. Sadece kısa vadeli beklentiler bir şekilde fiyatlandığını düşünüyorum ben ama orta ve uzun vadeli beklentilerde biraz daha piyasa çekimser kalıyor. Özellikle hani piyasanın sakinleştiği dönemler daha çok normalleşiyor gibi görsek bile aslında ben bir süre daha bu kararsız seyirlerin tahvil tarafında da devam etmesini öngörebilirim. Son olarak altını konuşalım istersen. Çünkü geçen haftaki sert düşüşten sonra bu hafta biraz toparlanma çabası izledik. Tabii hemen şu soru geliyor akla. Acaba dibi gördük mü ya da dibe yakın mıyız mevcut fiyatlamaları itibariyle? Yani alış düşünen gerek altın onsta gerek gram altında alış düşünenler için biraz daha beklemek mi lazım yoksa mevcut seviyeler cazip mi, ne dersin? Şimdi ons altın tarafında özellikle 1760-65'lere kadar bir düşüş gördük Fed'le beraber. Ve sonrasında en azından bu seviyelerden bir destek buldu. Ama yine de özellikle piyasada bu kadar risk iştahı toparlanıyorken, tahvil faizinde bir gevşeme varken uzun vadeli tarafta, ons altın beklenen tepkiyi veremiyor. Yani o 1800 dolar seviyesine doğru çok güçlü tepkiler göremiyorum. Dolayısıyla bir süre daha sanki zayıf bir seyir izleyecekmiş algısı var. Sonuçta özellikle Amerika'yı konuşuyoruz ama dünyanın genelinde bir toparlanmanın olması, seyahatlerin artık yasaklanmaması, yani evet belki Delta varyantı konuşuluyor en son biraz zaman zaman piyasalarda endişe yaratabiliyor ama özellikle mevcut aşıların bu varyantlara karşı koruyuculuğunun açıklanması biraz daha bu panik havasını dindiriyor. Yani altının aleyhine gelişen bir takım olaylar söz konusu. Dolayısıyla altında da aslında zayıf seyir bence bir süre daha devam edebilir. Yukarıda zaten 1800 psikolojik bir direnç noktası ama daha çok 1815-1825 dirençlerinin önemli olacağını düşünüyorum. Yani yukarıda izlenmesi gereken bir kırılma noktası olarak değerlendirilebilir. Geri çekilmelerde 1760 ve 1765 bölgesini iyi çalıştırdı. Aslında belki çok fark var ama 1675'lerden de biz Mart ayında destek bulmuştuk. Dolayısıyla 1760-65 bölgesinin üzerinde kaldığı sürece en azından satışlarda sınırlı kalabilir ama olası bu desteğin de kırılması en son Mart ayında gördüğümüz 1675 kapısını aralayabilir düşüncesindeyim. Yani sanki altında bir satış daha gelebilecek havası var. Yani piyasanın biraz toparlanması, verilerin güçlü gelmesi, merkez bankalarının da her ne kadar şu anda sıkılaştırma yolunda net bir adım atılmasa da en azından onların dilinde de ekonomiye dair beklentileri biraz daha pozitife dönüyor olması altını zaten baskıladığı için dolayısıyla biz altında bu fiyatlamayı görmeye başladık. Çok teşekkür ederiz aktardığın bilgiler, yorumlar için. İyi akşamlar. Evet, bu yorumlardan sonra şimdi özellikle yurt içi yerleşiklerin hisse portföyüne ilişkin bir haberle devam edeceğiz. Son dönemde, son haftalarda biraz ilgi azaldı yurt içinde hisse piyasasında. Özellikle halka arz hisselerinin performansının düşmesi sebebiyle. Ama son bir yılda baktığımızda yurt içi yerleşiklerin hisse portföyünün %70 büyüdüğünü görüyoruz yıllık bazda ve 405.3 milyar liraya çıkmış. Diğer ayrıntılarını izleyelim. Pandemide yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları bir yılda %70 büyüdü. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin Mayıs ayı verilerine göre 2020 yılı sonunda 5 trilyon 281 milyar lira olan yerli yatırımcıların finansal varlıkları bu yılın ilk 5 ayında 396.1 milyar lira artarak Mayıs ayı sonunda 5 trilyon 677 milyar liraya yükseldi. Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları ise son bir yılda yaklaşık %70 büyüyerek Mayıs ayı sonunda 405.3 milyar liraya çıktı. 2020 yılı sonunda yaklaşık 2 milyon olan Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında bakiyeli yatırımcı sayısı
Halka arzların eşit dağıtımlı olmasının da etkisiyle bu yılın Nisan ayında 2 milyon 674 bin gibi tarihi rekor seviyelerine ulaştı. Bakiyeli yatırımcı sayısı Mayıs ayında ise 2 milyon 517 bin seviyesine geriledi. Verilere göre yabancı yatırımcıların finansal varlıkları bir yılda %17,2 oranında arttı. 2020 Mayıs sonunda 483.7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları bu yıl Mayıs sonunda 567.1 milyar liraya çıktı. Nasdaq bugün zayıf ama dün yeni bir rekor gelmişti. Teknoloji hisselerinde yükselişin devam ettiğini izledik ki geçen yıldan bugüne de en fazla değer kazanan hisseler arasında ABD'de teknoloji hisseleri. Bunlardan biri Microsoft ve 2 trilyon doları aştı şirketin piyasa değeri. Son bir yılda %80'e yakın artış var. Şimdi Microsoft'un piyasa değerine ilişkin haberi izleyelim. Apple, Amazon, Google ve Facebook'tan oluşan Teknoloji Devler Ligi'nde Microsoft, 2 trilyon dolarlık barajı aşan ikinci Amerikan şirketi oldu. 2.23 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple'ın ardından listede ikinci sıraya yerleşen Microsoft, Mart 2020'den bu yana değerini katladı. %79'luk bir artış yakaladı. Hisse değeri 265 doları geçen şirketin piyasa değeri tarihinde ilk kez 2 trilyon dolar barajını aştı. Özellikle salgın döneminde hızlı yükselen teknoloji devleri arasında yer alan Microsoft'un değeri Mart 2020'de 1.1 trilyon dolar seviyesindeydi. Rekor değer artışı yeni işletim sistemi sürümü Windows 11'in piyasaya sürülmesinden önce geldi. Microsoft'un önünde yer alan Apple, Ağustos 2018'de 1 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan ilk şirket olmuştu. Pandemi sürecinde değeri %102 artan Apple, Ağustos 2020'de 2 trilyon dolarlık piyasa değerini geçen ilk Amerikan şirket olmuştu. Microsoft ise 1 trilyon dolar barajını Haziran 2019'da geçmişti. Pandemi süresince piyasa değerleri büyük bir hızla artan Amazon %96, Google %121 ve Facebook ise %126 yükseliş performansı yakaladı. Mart 2020'de 4.3 trilyon dolar olan Google, Amazon, Facebook, Apple ve Microsoft'tan oluşan Devler Ligi'nin değeri tam olarak ikiye katlandı. 8.6 trilyon doları geçti. O anda kıdemli piyasa analisti Jeffrey Haley enflasyon beklentileri ve Fed'in para politikasını değerlendirdi. İzleyelim. Baktığımız zaman durum istikrara kavuşuyor gibi gözüküyor ve bu geçici enflasyon değişikliği üzerinde hemen ani bir manevra, ani bir hareket gerçekleştirip Fed'in mevcut parasal genişleme programında değişikliğe gitme ihtiyacı görmüyoruz dedi. Tabii FOMC geçen hafta da açıklamalarda bulunmuştu. Bir Fed valisinin Bullard'ın 2022'de en azından faiz artışlarının olması gerektiğini söylemişti. Bu tabii biraz dolara yansıdı, getirilere yansıdı, hisseler biraz etkilendi, emtia fiyatları etkilendi. Ama şu an aslında bir range trading devam ediyor. Bu hafta böylelikle analizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşene kadar hoşça kalın, iyi akşamlar.